Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Maalesef bazı çiftler bütün uğraşlarına rağmen, yani gebelik oluşmasına rağmen o gebeliği son gününe kadar getiremeyebiliyorlar. Tekrarlayan gebelik kayıpları ya da habitüel abortus gibi isimler veriyoruz bunlara ama genel adı tekrarlayan gebelik kayıpları. Bu gebelik kayıpları ilk 2 ay, 3 ay, 1,5 ay, 4 ay, 5 ay olabiliyor. Burada en ağırlıklı olarak düşünülen hastalıklar trombofili dediğimiz kanın, anne adayının kanının pıhtılaşmasıyla ilgili ya da pıhtılaşma problemiyle ilgili sorunlar. Evet. Bir de antifosfolipid sendromu denilen, izleyicilerimizin anlayacağı şekilde ifade edecek olursam, gebeliği vücudun reddetmesi, kabullenememesi. Nasıl organ nakillerinde birebir uyumlu organ aranıyor, işte böbrek herkesten alınamıyor, anne çocuğuna veriyor, yakın çevresi verebiliyor. Gebelikte de bebek sonuçta ana rahmine yabancı bir cisim olarak geliyor. Yarısı anneye ait, 46 kromozom taşır bebekler, sağlıklı bebekler işte değinebilirse 47 kromozomlu, en çok bilineni Down sendromlu çeşitli genetik kusurlar gebelik kayıplarına neden oluyor. 46 kromozom 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Bu 23 babadan gelen kromozom sonuçta anne için yabancı bir cisim algısı yaratıyor ve anneler bu bebeği belli bir süreden sonra beslemiyorlar. Rahimde gelişiyor gelişiyor, belli bir süreden sonra besleyemiyorlar. Burada işte pıhtılaşma problemleri rol oynayabilir. Bazı genetik hastalıklar rol oynayabilir anne babanın taşıdığı. Bazı anatomik defektler, sorunlar, problemler rol oynayabilir. Yani işte çift rahim olması, rahimin ortasında perde olması gibi bazı geçirilen enfeksiyon hastalıkları olabilir. Toksoplazma gibi ve hiçbir sebep olmadan da bunlar olabilir. Maalesef istediğimiz kadar araştırma ve tedavi yapalım, gebelik kayıpları devam edebilir. Ama iyi bir şey söyleyelim. Evet. İki gebelik kaybında aile isterse, genellikle üç gebelik kaybında bu söylediğim şeyler var mı diye araştırma yapılıyor. Ama iki gebelik kaybında aile isterse de yapılabiliyor bunlar. Yani izleyicimiz kardeşi bu tekrarlayan gebelik bölümleri vardır. Hı hı. Oraya başvurursa bu incelemeler yapılacaktır. İşte rahim filmi gibi, bazı kan analizleri gibi ve bazı özel genler var. MTFR gibi trombofili paneli denilen bir tabloda bu testler yapılabiliyor ve hamile kalmadan önce bazı ilaçlarla tedbirler alınabiliyor ve gebe kaldığı zaman bazı göbekten yapılan kan sulandırıcı iğnelerle gebelik sonuna kadar götürülebiliyor. Hiçbir tedavi görmese bile 3 tane gebelik kaybına uğrayan, 3 tane üstelik gebelik kaybına uğrayan bir kadının bir sonraki gebeliğinde sağlıklı bebek doğurma şansı hiç tedavi görmese bile %80. Yani o izleyicimizin yeğeni hiç doktora gitmese bile %80 sağlıklı çocuk sahibi olacak. Tabii ki buradan doktora gitmesinin algısı çıkmasın. Yani avantajlarımız var. Tekrarlama riski %20. İşte o %20'yi azaltabilmek için alınacak bazı tedbirler var. Hatta genetik uyumsuzluk varsa karı koca arasında ve bazı genetik problemler varsa, o zaman da yine tüp bebekte bebeği ana rahmine transfer etmeden önce yapılan bazı PCR yöntemi denen özel yöntemlerle yapılan genetik analizlerle bu işlem, bebek daha ana rahmine konmadan önce tespit ediliyor ve sağlıklı olan, emin olunan bebekler transfer ediliyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.